biz her zaman gidiyoruz. Bu da bir Nazilli derbisi olarak halka daha iyi futbol izlettirme, futbolcuların da daha iyi kendini motive etme amacıyla Darıca Kulüp Başkanı'na beraber ortak karar alıp Nazilli şehir stadında bu maçı oynatmak istedik. Ve oyunculara da bu bir hediye olsun, yani bu şampiyona giden iki takımın da bir hediye olsun diye biz bunu yaptık. Şimdi maça çıkar esnasında biz tabii hiçbir futbolcunun psikolojisini, tabii kendim de futbolcu olduğum için tabii psikoloji olarak bilirim ama o an oradaki futbolcunun ne psikoloji yaşadığını bilmiyoruz. Biz öyle çıktığımız zaman biz tamamen maçın güzel geçmesi amacıyla. Siz de sahada mıydınız bu arada? Yok, biz tribünde oturuyorduk. Biz tribünde otururken tamamen zevkli futbolcu izleyeceğimizi biliyorduk zaten. Oturduk biz arkadaşlar maçımızı izlerken tabii o futbolcunun, hani ben adını da söylemek istemiyorum, bizim futbolcumuzun arkadaşımıza yaptığı o hareket aslında sadece arkadaşımıza yapılmış bir hareket değildi. Yani bize yapılmış bir saygısızlıktı, Türk futboluna yapılmış bir saygısızlık. Çünkü biz bunca yılda futbol oynadık, daha sarı kartı bile biz kendi antrenörümüzle ceza olarak geri gelirdi bize. Çünkü rakibe yaptığımız saygısızlık ve hakeme konuştuğumuz saygısızlıktan dolayı. Şimdi bizim futbolcumuz bunu yaptığı zaman biz zaten otomatikmen bu futbolcunun zaten, yani bırakın sahip çıkmayan kadro dışı, yani biz bunu kadro dışı bırakıp zaten bir eline ileride belki affedebilirsin. Yani tamamen bu kulüpten bir iletişime, yani herhangi bir şey kalmamıştır zaten. Yolu ayağı gelmiştir. Ya biz zaten kendisine de maçtan sonra değil, hemen o kırmızı karttan sonra ben soyunma odasına gittim. Direkt futbolcuya söylediğim nokta, eşyalarını topluyorsun, kendi özel eşyalarını kulüp eşyalarına bırakıyorsun. Bu kulüpten bir daha hiçbir iletişimi kalmamıştır. Çünkü kulübün yöneticileri, başkanı var. En başta karşımda saygı duyacağım bir futbolcu arkadaşım vardı. Bunu çiğnediğin için biz de çiğnemiş sayıyoruz. O yüzden artık bizden bir iletişimimiz kalmamıştır. Peki futbolcu kendimiz de belirttik yani. Futbolcuyla konuşmaya fırsatı bulundunuz mu? Tekme atan? Yok, ben tekme atan futbolcuyum. Yani neden hakkında? Olay bir neden olabilir, ben de olmayabilir, ben bunu tartışmak istemiyorum. Futbolda, çünkü eğer o arkaya yapılmış bir tekme olsa bu futbol içinde hadi adam bir anlık öfkesine geldi vurdu dersen kırmızı kart. Bunu affedebilirsin. Ya en kötü ihtimal futbolcu yerdeyken bile ayağına basabilir, bu profesyoneliklerde duruyor. Bunu da affedebilirsin, bunu bir kadro dışıyla geçiştirebilirsin. Mesela farklı bir ceza ama tamamen arkadaşın kafa kesimine gelen yere tekme atmak demek, yani kavgada bile insan acıyarak vuracağı bir yerdir burası. Yani biz böyle biliriz. Yani futbolcuyla benim bu konuşma gibi şeyim olamaz, çünkü benim sadece konuştuğum nokta şuydu. Ben sadece futbolcunun bu kulüpten bir ilişimi kalmadığını kendisine birinci başkan olarak iletmek istedim. Ve onu da söyledim. Zaten bundan sonra bizim yapabileceğimiz sadece bunlar bu değil. Bizim takımın içinde buna yatkın veyahut da böyle bir saygısızlık yapmış bütün futbolcularla da yollarımızı ayıracağız zaten. Ama bu bizim için zaten hiç beklemediğimiz bir olaydı. İnanın ki yani ben o maçta yani şok geçirdim desem yeri yerindeydi. Yani hiç beklemediğim bir hareketti.